Evet arkadaşlar, yanlış duymadınız. Artık sevdiklerinize Lego'dan çiçek veya süs bitkisi alabilirsiniz. Lego yetişkinlere yönelik ürün yelpazesini iyice genişletti ve botanik koleksiyonunu duyurdu. Bu koleksiyon ile evinizi, masanızı süsleyebilir, sevdikleriniz de mutlu edebilirsiniz. Bugün Creator Expert serisinin botanik koleksiyonunun ilk iki seti olan 10280 çiçek buketi ve de 10281 bonsai ağacını yapıp inceleyeceğiz. N280 kodlu çiçek buketi 756 parça, 10281 bonsai ağacı ise 878 parça. Evet, görmüş olduğunuz gibi çiçek buketi kutusunun ön yüzünde modelimizin bitmiş büyük bir fotoğrafı mevcut. Yeni Lego setlerinde olduğu gibi burada koleksiyonun ismi ve modelin ismi yazıyor. Alt tarafta Lego logosu var. Paketin alt kısmı yeni Lego setlerinde olmuş olduğu gibi Lego parçaları içeriyor. Yanlarında kayda değer herhangi bir şey yok. Kutunun arka yüzünde ise setimizin bitmiş halinin vazoda bir fotoğrafı yer alıyor. Aynı zamanda hangi çiçek türlerinin sette mevcut olduğuna dair bir görsele yer verilmiş ve de çiçeğin maksimum uzunluğunu gösteren bir de fotoğraf var. Burada görmüş olduğunuz gibi de yine modelimizin bitmiş halinin büyük bir fotoğrafına yer verilmiş. Orta ve küçük setlerde olduğu gibi buralara bastırarak açıyoruz setimizi. Görmüş olduğunuz üzere setimizin içerisinden birden 3'e kadar numaralandırılmış 5 poşet, 1 numarasız poşet, bir de yapım kılavuzumuz çıkıyor. Yapım kılavuzumuzu açtığımızda çiçek buketimizde hangi çiçeklerin ve bunların özelliklerine dair bilgiler verilmiş, tasarımcılarla ilgili bilgilere yer verilmiş ve daha önceden ağaç ev modelimizde olduğu gibi bu botanik setlerinin de bazı parçalarının bitki bazlı plastikten yapıldığını gösteren bir bilgilendirme gösterilmiş burada ve yapım aşamalarına geçilmiş. O zaman haydi başlayalım. Evet, yapım aşamaları 1,5 saat kadar sürdü. Çiçek buketinde 3 adet gülümüz, 2 adet aslan ağzı, 2 papatya, 1 gelincik, 1 lavanta, 2 gür gövde ve 3 yaprak gibi gerçek bukette olduğu gibi hem çiçekler hem de diğer yeşil eklentiler var. Ayrıca bu setin bazı parçaları bitki bazlı plastikten yapılıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz çiçeklerin saplarının uzunluğunu değiştirerek farklı aranjmanlar hazırlayabilirsiniz. Ayrıca
2-3 seti birleştirerek mesela sadece gül demeti falan oluşturabilirsiniz. Yani burada da ne kadar romantik olduğum ortaya çıkıyor galiba. Bu görmüş olduğunuz Lego'dan yapılan çiçek buketi, doğum günleri, yıl dönümleri, özel günler, özellikle de sevgililer gününde yaratıcılığınızı ve emeğinizi birleştirerek vereceğiniz harika bir hediye olur bence. Ayrıca benim şu anda yaptığım gibi vazoya koyarak evinizin herhangi bir yerinde veya masanızın üzerinde çok güzel bir şekilde sergileyebilirsiniz. Bu yeni seriyle Lego kendisine yeni bir kitle çeker diye düşünüyorum. Bu sette yaratıcılık, emek, sevgi ve romantizm var. Ve en güzel yanı ise bütün bunlara oyuncaklarıyla ulaşıyoruz. Bence Beyinci Doktor sevgilisine nasıl bir hediye alır sorusuna cevap niteliğinde bir set. Evet arkadaşlar, şimdi bonsai ağacına geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bonsai ağacının kutusu da biraz önce yapmış olduğumuz çiçek buketinin kutusuyla aynı boyutlarda. Yine kutumuzun ön yüzünde modelimizin güzel bir fotoğrafı bulunmakta. Tasarımı yine yeni setlerdeki gibi. Setimizin arka tarafına baktığımızda setimizi yeşil yapraklarının yanı sıra bir de pembe kiraz çiçekleriyle oluşturabildiğimizi görüyoruz. Aşağıdaki minik fotoğraflarda ise saksımızın altına koyduğumuz ahşap görünümlü standı göstermişler. Ayrıca setimiz bittiğindeki boyutlarından bahsedilmiş. O zaman bunu da buralardan açarak parçalarımızı ortaya çıkartalım. Kutumuzun içerisinden 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 poşet ve yapım kılavuzu çıkıyor. Yapım kılavuzumuzu açtığımızda önce bonsai sanatından bahsedilmiş, daha sonra tasarımcı ile ilgili söyleşi yapılmış. Bir sonraki sayfada biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi bir setten iki farklı set yapabildiğimizi gösteren ister yeşil yaprak isterse pembe kiraz çiçekleriyle yapabildiğimizi göstermişler. Bu sette de bitki bazlı plastikten yapılmış parçalar olduğu gösterilmiş ve yapım aşamalarına geçilmiş. O zaman haydi buna da başlayalım. Bu setin yapımı da 1 saat sürdü. Modelin yüksekliği 18 santim, uzunluğu 21 santim, genişliği de 20 santim. İster yeşil yapraklarıyla, isterseniz de pembe kiraz çiçekleriyle şekillendirebilirsiniz. Bu seti sergilemek için vazoya gerek yok arkadaşlar. Çünkü saksısı ve tahta çıta görünümlü standı var. Yaparken bana hafiften ağaç evi hatırlattı. Sanki mini bir ağaç ev. Bu sette de bitki bazlı plastikten yapılmış parçalar var. Bu seti de sevdiklerinize emeğinizi katarak hediye edebilirsiniz. Ayrıca bu sette yapraklar değişebildiği için bir sette iki set almış gibi oluyorsunuz. Mevsim geçişlerinde de yaprakları karıştırabilirsiniz. Böylelikle daha çok varyasyonlarda oluşturabilirsiniz.
arkadaşlar, şimdi sıra sürprizimize geldi. Sürprizim ise yılların eskitemediği çiçekçimiz Serdar abi. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Öfçüm. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Seni gördüm, daha iyi bizi, oldum. Beni kırmayıp yoğun işlerin arasında buraya geldiğin için çok teşekkür ederim. Estağfurullah, beni çağırdığın için, videonu da bize gösterdiğin için asıl biz teşekkür ederiz. Rica ederim abi. Sağ olasın. Rica ederim. Abi Lego böyle bir set çıkardı. Böyle bir seriye başladı. Botanik serisi diye. Bu konu hakkında sen de bir Lego hayranı ve çiçekçi olarak ne demek istersin? Valla ne demek istersin? Şimdi yaptığın çiçekleri görüyorum doktor. Gözlerimi ayıramadım. Benim dükkanda böyle canlı, kokulu, güzel. Hatta çiçekler benden konuşmaya çalışıyor. Kokusu geldi mi abi? Kokusu. Onu birazdan, bak sen onların söylediklerini duyamıyorsun ama ben duyuyorum. Birazdan doktorla temas haline geçeceğim. Ne dediklerini, ne mesaj vermek istediklerini birazdan söyleyeceğim ben size. Sağ olasın abi. Abi bunlar? Bonsai mi? Ha, bunlar bonsai'miz. Bonsai, renk pembe bonsai ilk defa gördüm. Yeşilli falan gördük de bonsai'yi ilk defa gördüm. Bu senin gördüğün bonsai abi. Evet, işte bu olabilir. İşte budur yani. Bonsai budur. Bu da kiraz çiçekli bonsai'ymiş. Bu Çin'den geldi o zaman. Evet. O belli. Evet. Belli. Bonsai biraz bize anlatır mısın? Bonsai nasıl anlatayım? Bonsai böyle üretilmesi biraz zor. Meşakkat isteyen, biraz sevgi isteyen, biraz iş isteyen. Ondan sonracığım zaman isteyen bir bitki. Bunu alıyorsun. Asıl orijinal bonsai'ler 4 yılda 5 yılda bir yetişiyor. Oo. Yani bunu alıyor adam, kökünü bir elden geçiriyor. Hı-hı. Yapraklarını elden geçiriyor. Dallarını elden geçiriyor. Uzama sürgünler var. Uzama sürgünlerini elden geçiriyor. Çırpa 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 çırpa. Artık ağaç uzamıyor. Bodur kalıyor. Cüce kalıyor. Cüce yani kalıyor. Anladım. Bonsai'nin şeyi bu. Görünümü. Zaten dikkat ettiğimizde de yani ağaç görünümlü. Yani gövdesi büyük bir ağacın minyatür görünümündedir dikkat edersen. Bonsai'ler öyle. Bir de bu sanatmış galiba. Başlı başına bir sanat. Çin'de, Japonya'da. Başlı başına bir sanat. Yani adamlar bir tane bonsai için hani 5 yıl, 6 yıl bekletiyorlar. Bu hale getiriyorlar. Öyle piyasaya sürüyorlar. Oo. Çin'de öyle. Bonsai böyle. Yani resmen oralarda bu iş iyice ilerlemiş. Bonsai yıllardır Çin'de, Japonya'da sanatmış arkadaşlar. Yani doktorum şimdi bonsai yetiştirmek 5 saatlik bir bel fıtığı ameliyatı gibi değil yani. Yani adam 8 senesini 10 senesini harcıyor. 5 sene de yapmıyoruz. Ama şimdi şöyle bir şey de var yani. 5 saat yapmıyoruz abi, 1 saatte çıkartıyoruz yani. Bunu da böbrek mi alıyoruz ya? Ama sen de şimdi mesela 3-5 saatlik bir ameliyata da giriyorsun. Tabii. Yani hastalarımız da 15 yıl 20 yılda ayakta kalıyorlar yani. Aynen öyle. Bir de öyle bir şey aynen var. Aynen öyle. Yani bunu aynen da bonsai alanlar da bakacaklar yani, bakmazlarsa 2 ay sonra atarlar giderler çünkü. Aynen yani. Öyle. Yani bunların da bir bakım ortamı var yani. Her masanın üstünde, her evin içinde bonsai olmaz. Nasıl bebekleri alıyoruz biz soğuktan, işte kıştan, kardan, yağmurdan, çamurdan, karnı ağrıdı, nereye gördü, güneş görsün, görmesin diye saklayıp çevirip duruyorsak bonsai'ler de aynı bunun gibi bir şey. Nasıl bir yer seviyor bonsai'ler? Bonsai böyle güneş gören, sabah güneşi veya akşam güneşi. Hmm. Sabahtan akşama kadar güneşin içinde değil arkadaşlar. Sabahleyin 1-2 saat görebilir veya öğleden sonra 1-2 saat görebilir. O ısıyı alacak. Hmm. Nasıl biz plaja gittiğimizde sabahtan akşama kadar şezlongun üstünde duramıyorsak, aynen, yanıyorsak veya korunmak onu için... Onu da o şekilde değerlendireceğiz. Evet, evet. O böyle aynen, hafif nemli bir ortamda, sıcaktan biraz uzak ama güneşe yakın, güneşi koklayacak şekilde bir ortamda olacak bu bonsai'miz. Ya. Bonsai'ler böyle. Bonsai'ler böyle. Bonsai'ler böyle. Çiçek buketimiz nasıl? A few moments later. Anladım. Bir daha söyler misin? Şimdi çiçek bana bir şey diyor da sen duymuyorsun. Ben duymadım abi. Şimdi onun hissini sana vereceğim. Tamam. Efendim? Çiçek ne dedi biliyor musun? Al dedi, elini övücün kalbine koy. Ondan sonra diğer elini de bana koy. Onun kalbinin içindeki sevgiyi alayım, kendime vereyim. Bu sevgiyi de sana koku olarak göndereyim dedi. Ve ben onun kokusunu aldım. Teşekkür ederim abi. Bu meslek hayatında meslek güzel hayatında kokladığım en güzel koku. Teşekkür vallahi ederim. Rica ederim. Estağfurullah yani. Abi son bir şey soracağım sana. Tabii ki. Bu görmüş olduğumuz Lego çiçek buketi veya bonsai'ler gerçeğinin yerini tutar mı? Tutarsa ne kadar tutar? Veya tutmaz mı? Gerçeğin yerini tutmaz. Sadece kuklası olur. Canlı bir çiçeğin verdiği duyguyu. Çiçek duygudur.
Çiçek sevgidir, çiçek kültürdür. Yapayı görüntü olarak çok güzel ama asla ve asla canlısının yerini tutmaz. Senin anneni karşına bir manken olarak koysalar, mumyasını yapsalar, annene tutar mı? Tutmaz tabii ki de. Ne kokusu, ne tutmaz. Sevgisi, ne kucağına alışı tutmaz. Aynen öyle. İşin özü canlısı. Canlısı. Hası doğru. Ve özü. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. İzleyenlerimiz adına da sana teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ben de teşekkür ederim. Vermiş olduğun bilgilerden dolayı. Çok sağ ol abi. Rica ederim. Teşekkürler. Hep beraber. Beyinci Doktor'da kalın. Lego'da kalın. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Sonuca gelirsek. Bu Lego setlerinin oyun değeri yok arkadaşlar. Bunlar tam olarak yetişkinler için diyebiliriz. Uzaktan baktığınızda gerçek çiçek bile sanabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Evinizde veya iş yerinizde, masanın üstünde, herhangi bir kütüphanenizin üzerinde de sergileyebilirsiniz. Bu serinin devamı kesinlikle gelecek. Yaptıkça evin çeşitli yerlerine dekor amaçlı koyacağım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu görmüş olduğunuz botanik serisiyle ilgili düşüncelerinizi çok ama çok merak ediyorum. Lütfen bunu yorumlarda ayrıntılı olarak yazın. Beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lego ile kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.